Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün evde sağlıklı, atıştırmalık, narlı, cevizli sucuk tarifim var. Üstelik İpek Dizme'den yaptım. Herkes kolayca yapabilir. Siz de zamanı geçmeden hemen yapın derim. Tarifim için 2 tane iri nar kullandım. Önce narları ayıklıyorum. Ayıkladığım narların suyunu sıkacağım. Blender'dan geçiriyorum. Ektiğim narları süzgece döktüm. Süzgeçten geçiriyorum. 3 su bardağı nar suyu gerekliydi. Tam 3 su bardağı çıktı. Siz isterseniz hazır nar suyu da kullanabilirsiniz. Nar sularını tencereye döküyorum. 1 su bardağı da şeker ekledim. İsteğe göre şeker miktarını azaltabilirsiniz. İyice karıştırıp şekeri eritelim. Başka bir kaba yarım çay bardağı un, yarım çay bardağı da nişasta alıyorum. Yarım su bardağı suyla karıştırarak nişasta ve unu inceltiyorum. Tencereyi ocağa aldım. Önce şeker iyice eriyene kadar karıştırıyorum. Şeker eridikten sonra nişastalı unlu karışımı yavaş yavaş tencereye ekliyorum. Topaklanmaması için çırpma teliyle karıştırmaya devam ediyorum. Önce kaynayana kadar yüksek ateşte karıştırmaya devam ettim. Kaynadıktan sonra ocağı kıstım ve karıştırmaya devam ediyorum. Burada kıvamı iyi ayarlamak gerekiyor. Yaklaşık 10 dakika kadar bu şekilde kısık ateşte pişirelim. Kaynatma işlemi önemli. Ne çok katı olmalı ne de çok cıvık olmalı. Böyle büyük göz göz kaynayana kadar kaynattım. Kaşığı aldığınızda son damlaları kesik kesik akıyorsa artık yeterlidir. 2 tane yağlı kağıt hazırladım. Kağıttan kolay çıkması için havlu kağıtla tekrar yağladım. Pelteyi soğutmadan yağlı kağıdın ortasına yarısını döktüm. Diğer yağlı kağıda da kalanını döktüm. Spatula ile yaydım. Pelteniz soğursa yayması zor olur. Yaydığım peltenin ortasına ceviz içi yerleştiriyorum. Bu ceviz içleri büyüktü. Ben o yüzden yarım yarım koydum. Siz isterseniz bütün cevizi de koyabilirsiniz. Yağlı kağıdın uçlarından tutup cevizlerin üzerini kapattım. Daha sonra rulo gibi sarıyorum. Açılmaması için sıkıca sarın. Narlı sucukların ikisini de aynı şekilde sardım. Bu şekilde oda sıcaklığında 2 saat yağlı kağıt arasında beklettim. Şimdi açıp balkona alacağım. Ben açık havada kurutacağım ama siz isterseniz kalorifer üzerinde de kurutabilirsiniz. Altının nemlenmemesi için de kalınca bir sofra bezi serdim. Bu şekilde 3-4 saat beklettim. Arada çevirmeyi unutmayın. Bu şekilde çevirmesi, kurutması zor olacağından biraz kesilebilir kıvama gelince iri iri kestim. Daha kolay kuruması için altındaki yağlı kağıdı da aldım. Böyle bezin üzerinde çevire çevire kurutuyorum. Havanın durumuna göre yaklaşık 3-4 günde kuruyor. Üçüncü gün sonunda cevizli sucuklarım kurudu sayılır. Videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp ya da nokta dahi koyarsanız sevinirim. Ben misafirlerime kahve yanında sunmak için küçük küçük dilimleyeceğim. Hem sunum olarak hem de lezzet olarak harika oluyor. İyice kesilebilir kıvama geldi. Bakın böyle ince ince dilimliyorum.
Böyle dilimledikten sonra bir gün daha bekleteceğim. Ben biraz yumuşak kıvamda seviyorum. Çok kurutursanız lastik gibi oluyor. O yüzden böyle yumuşak kıvamda bırakıp dondurucuya atıyorum. Dondurucuya attığınızda bir sene bile saklayabilirsiniz. İstediğinizde çıkarın ve böyle 7-8 dakika dışarıda bekletip ikram edebilirsiniz. Tam kıvamında çok güzel oluyor. İnanın dışarıdaki satılanlardan hiçbir farkı yok. Çocuklar için de sağlıklı güzel bir atıştırmalık. Üstelik yapımı da çok kolay. Böyle sağlıklı, nefis tarifler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız da tariflerimden haberdar olursunuz. Umarım tarifim sizin için de faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.